Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Varyant 4 geldi arkadaşlar. Varyant 4 hemen bir ufaktan bir şöyle bir test sürüşüne çıkalım. Biraz yavaş olacak çünkü dediğim gibi enerji geldikçe oynayacağım arkadaşlar. Kredileri harcamayacağım. Krediler bana malum. Neydi o Gundin? Gümüş Sörçünler arasında lazım. Hadi şöyle bir başlayalım. İlk olarak Namor var arkadaşlar. 151k. Sağlığı 11.5k'da saldırı gücü var. Çok ekstremi yok aslında. Bir tek burada boss muhabbeti var. İşte boss'a da uygun bir karakteriniz olursa elinizde rahat rahat alırsınız diyelim. Namor'a karşı arkadaşlar Kaptan Amerika Infinity War'la girelim. Ve süper ağır saldırı klasik oyunu. Yani Kaptan Amerika bu şekilde birçoğuna kafa atar. Yalnız adamın Imperius Rex'ine bak abi. Her saniye nasıl doluyor var ya, çatır çutur doluyor vallahi billahi. Böyle bir olmadan beş oluyor derler ya, bu da aynen öyle bir şey. Neyse, Allah'tan patates spor hemen bir şey yapıyor da. O nasıl bir doluş abi böyle. Neyse. Süper ağır saldırıya devam arkadaşlar. Kaptan Amerika'yla. Hop yavrum benim be. Kafa atıyorum resmen. İlk bölümde 3 tane yol var arkadaşlar. 3 tane farklı yol var ve aslında kolay. Yani ilk bölümde çok bir numara yok, çok bir cacık yok gibi gözüküyor. Tabii bu Variant 4'ü bitirmek önemli. Ödülleri gerçekten çok güzel arkadaşlar. Diyorum ya, şu gümüş sörfçi arenasından bir kurtulayım o beladan. Ondan sonracığıma bir yılbaşı etkinliği var. Şu yılbaşı etkinliğinden de kurtulayım. Daha sonra komple maceralara yöneleceğim arkadaşlar. Komple maceralara yöneleceğim. Öteki türlü çünkü uğraştırıyor ya Gundler. Hakikaten çok bölüm oluyor. Dediğimiz gibi 6-4 de gelecek şimdi. Hiç action yapmaya gerek yok. Hop, pasta kaçtı oldu. Can havliyle D1'e basıyorsun orada. Baktım D3'ü dolmuş. Dedim can havliyle basayım. O da birazcık şansa denk geldi. 41 kombada bugün diye geçiyoruz. Yol burada 3 ayrılıyor arkadaşlar. Aslında her yol kolay. Yani dediğim gibi ilk bölüm o kadar da çok bir zorluğu falan yok. Güzelce kolayca geçirebilir. Yine yüzleme yapacağımız zaman da videolarını atarız. Yayıp yarış konusu arkadaşlar. Bu da ne? İşte muhafız önce özel saldırı 1 atıyor. Sonra özel saldırı 2, sonra özel saldırı 3 atıyormuş. Öyle diyorlar. Bence burası için en ilerleyen bir tanesi arkadaşlar Magic. Magic ile buraya çok rahat giriş yapabilirsiniz. Burada çünkü rakibe siz vurduğunuzda daha fazla güç kazanıyorsunuz. Daha çok olduğundan daha hızlı güç kazanıyorsunuz. Yani rakibin L2'si dolmadan siz rahat arkadaşlar L2 doldurabiliyorsunuz. Tabii bundan sonrası artık komple L2 basmanıza kalmış. Hiçbir şey yok. Yani kanama zehri bir de kapatırsanız. Gerçi Magic Limbos'u kanama zehri yani geri tepmeyi tekrardan size geri veriyor. Öyle de bir güzelliği var bugün dilin. Yani bu yol için kesinlikle arkadaşlar tavsiye edeceğim karakter Magic. Magic Banko. Magic'den sonra yine güç barını oynayan genelde mistik karakterler oluyor. Veyahut da Kuvvet de olabilir. Kuvvetle de gidebilirsiniz yolu. Kim var onun dışında? Doktor Voodoo olur. Doktor Doom olur. İşte başka gücü boşaltan kim var? Dorman mı olabilir? Vesaire vesaire. Yani bu tarz karakterlerle rahat bir şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. İlk iki bölüme 5 ve 6 yıldızlı karakterlerle girebiliyorsunuz arkadaşlar. 5 ve 6 yıldız. Yok, ilk bölüm 5 ve 5 veya 6 yıldızlarla. İkinci bölümünde 5 yıldız olması lazım. Artık Kore'de girdiğimizde bir bakarız. Bir tek burada boss'un esprisi var. Boss'a uygun bir karakterle girmeniz lazım. Onun dışında yolların aslında bir numarası yok ilk bölümün. Magneto da aynı mantık arkadaşlar. Özel saldırı 1, 2, 3 yapacak gene. Gerçi ne kadar ne zaman yapıyorlar bilmiyorum. Çok da yaptıklarını gördüğüm, görmüşlüğüm yok. Ama dediğim gibi Magic gibi güzel bir karakteriniz varsa Pasol'e 2 spamlayarak arkadaşlar rakipleri kitleyebilirsiniz. Yine aklıma Psylocke geliyor. Psylocke'un da özel saldırı biriyle komple arkadaşlar sonsuz bir güç kilidi verebiliyorsunuz. Şimdi aklıma o geldi. Baksana bir de kritik vuruyor var ya, öf tadından yenmez. Geri çek, ileri yap. Geri çek, ileri yap. Bu şekilde oynayarak da arkadaşlar Magic'le rahat rahat dövebilirsiniz.
önünüze çıkacak olan Gundileri. Dediğim gibi çok da hızlı güç barı doldurduğunuz için Magic zaten L2 attığı zaman bile bir güç barı topluyor. Yani paso L2 atarak rakiplerinizi burada spamlayabilirsiniz. Tamam, manyeta da GG'dir. Kim var? Aa, Mordo. Mordo'da ne yapıyoruz arkadaşlar? Mordo'da biraz daha böyle belki Void olabilir. Void ile girebilirsiniz. Hani korkutma atacak olan böyle rakiplerinizin işte güç barını tersine çevirecek olan. Çünkü Mordo biliyorsunuz kendi kendine dolduruyor. Veyahut da arkadaşlar benim gibi Quake'le de girebilirsiniz. Yani Quake'in bende olması büyük bir şans aslında. Eğer tam güç barı doldurma sayacı arkadaşlar, yani tam güç barı açacakken eğer üzerine sarsıntı atarsanız şu şekilde açamıyor. Ve sonra kendisi gidiyor köşesinde oturup ağlıyor. Biz de onu hasar yağmuruna tutuyoruz. Hop, sallan bakalım. 11K 11K hasar yavrum benim be. Yine sallıyoruz. Bu sefer ne veriyor? 9200'ü 9200 verdi ki normalde de habire 640 640 ekstradan veriyor. Ve Mordo ile arkadaşlar Quake ile geçiyoruz. Önümüzde kaldı Cable. Cable'dan sonra arkadaşlar boss'a geliyoruz. Yine aynı mantık. Yine buna da bir Magic'le deneme yapalım. Aslında Kaptan Amerika'nın daha fazla sağlığı var. Çekişin yapmayalım diyelim. Ve Kaptan Amerika ile aynı mantık. Siper ağır saldırı mantığıyla devam edelim. Boss için arkadaşlar mutlaka enerji hasar veren karakterler kullanmak lazım. Karasu'ndaki özelliğe bakarsanız. Ama kullanmazsanız da çok aman aman bir fark görmeyeceksiniz. Onu zaten birazdan göstereceğim. Yani normal vurarak da alabiliyorsunuz. Bir özel saldırı atarsınız. Üzerinize verdiği ekstra negatif yükler kalkar arkadaşlar. Tabi özel saldırı değil de böyle enerji hasarı verecek şeyler olacak. Mesela işte ışın saldırısı falan ya da mermi saldırısı ya da ok saldırısı artık ne varsa. Yani Cable gördüğünüz üzere zaten özel saldırı falan attığı yok. Hiç öyle de bir derdi yok. Yani Karasu'nda yazanı pek kullanma taraftarı değil. Ha gayret. Ha gayret. Eyvah eyvah. %4, %3 kaldı. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Erzincan şampiyon olsun. Bu arada hala biraz daha hastayım arkadaşlar. İnşallah yarın akşama kadar geçer. Yarın akşam çünkü gümüş sörçü var. Başlayacağız. 3 gün ara ne kasmaya. Allah sonumuzu hayır etsin. Vallahi Allah sonumuzu hayır etsin. Az kaldı. 4900 sağlığı kalmış. Magic'le girelim, iki tane vuralım. Dediğim gibi arkadaşlar buraya Magic tavsiye ederim. Yani yolun tamamına Magic gider. Bir tek Mordo'da biraz işte şansınızın yaver gitmesi lazım. O da L1 atar mı atmaz mı bilmiyorum. Atmazsa yapacak bir şey yok. Çay içeriz. Ve geldik boss'a. Dediğim gibi arkadaşlar enerji hasarı veren karakterlerle girmenizi tavsiye ederim. Sersem bağışıklığı var arkadaşlar karoda ve fiziksel saldırı yaptığınız zaman üzerinize bir bozma etkisi verecek. 10 saniye boyunca sürüyor. Sağlığınızın yüzde kaçını? %0,50'sini alıyormuş arkadaşlar. Yani %1'ini bile değil, buçuğunu alıyormuş. Böyle bir şey. Çok aman aman hasar vermiyor. Göreceksiniz arkadaşlar birazdan. Önce bir kuvvetli deneyelim. Dediğim gibi sersem bağışıklı ve yeteneksel bir düşürmesine karşı bağışıklığı var karakterin burada. Önden bir kuvvetle sallayalım. Elimizde de şöyle 4 tane karakter var. Biri olmazsa diğeri, ikincisi olmazsa üçüncüsü olmazsa 85.si bir şekilde alınır. Yani şu anda kolay gözüküyor. Ben çok zor bir şey şimdilik görmedim. Yine bakarız ama dediğim gibi varyantı bitirmem için yeni yılbaşının bitmesi lazım ya da işte enerjilerimin falan sürekli gelmesi lazım ki o şekilde oynayalım. İlk başlar genelde az ister. Sonlara doğru enerji çok ister ve tabii ki biraz da zorlayacaktır.
Ki son bölümler 2 yıldızlarla ve sonra da 1 yıldızlarla girilecek arkadaşlar. O da ayrı bir action olacak. Onun da artık heyecan tadı ayrı olacaktır. 152K'ya kadar düşürdük. Mesela Iron Man Infinity War var arkadaşlar. Iron Man de biliyorsunuz enerji saldırıları bolca yapan bir karakter. Bir de burada çok hızlı güç barı oluyor rakibin. Onu da birazdan fark edeceğiz zaten. Bakın üzerime bozma geliyor ama biliyorsunuz Iron Man'in enerji saldırısı muhabbeti var. Onu yaptığım zaman arkadaşlar anında üzerindeki bozma gidiyor. Gitmese bile çok bir problem. Yani bakıyorum şöyle kaç 6-6 mı ne bozma veriyor abi, bir şey değil yani. Sadece bunlar birikiyor. O kadar, başka bir şey yok yani. Bir enerji saldırısı yaptığınız, dediğim gibi ya böyle Iron Man'de vardır. Veyahut da Alev Adam vardır, sallıyorum full tamamen enerji saldırısı yapar. Onlarla rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Rakibe vurdukça geri tepme vermiyor arkadaşlar. Fark ettiğim kadarıyla elektro vurdukça bir şey verdiği yok. Bicecik verdiği yok. Bir de özel saldırı atsa. Hem çok hızlı güç barı da oluyor, hem de arkadaşlar daha az güç barı istiyor. Yapacak bir şey yok. Köşeye sıkışınca Allah ne verdiyse yapıştır moduna gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu mod güzeldir. Allah ne verdiyse yapıştır modu. Hiç yoktan iyidir. Şu Gundil'in tipine bak. Oldu, tamam, buradan sonra oradayız o zaman. Hadi bakalım. Ver Quit Game'i, keyfine bak demiş. Ne kadar kalmış? 103K sağlığı var. Archangel'a giriyorum. Archangel komple fiziksel saldırı veren bir karakter. Ama özel saldırı bir de arkadaşlar enerji saldırısı veriyor. Rakip de kanama zehiriyor yani. Nörotoksin de bunu çevirebilir. Şimdi dikkat edersek göreceğiz espriyi. Her vurduğumda arkadaşlar üzerime bozma veriyor ama bakın 8-8 falan. Yani öyle bir cacık falan yok işin içerisinde. Sadece biriktiriyor. Hiç öyle şey yapmayın yani. Fiziksel ve hasar verenlerle bile girseniz sıkıntı yok. Ama ne olur işte böyle ufaktan bir enerji muhabbeti olsun. Dediğim gibi mesela Archangel'ın L1'i. Ya da işte Alev Adam sallıyorum mesela. Ya da Dormammu. İşte Dormammu da bunu dövebilir. Gördüğüm kadarıyla çünkü vurdukça geri sektirme hasarı vermiyor. Normal elektronun kendi özelliği burada yok. Çalışmıyor. Çalışıyor mu yoksa bakayım. Çalışıyormuş böylece abi. Aynen çalışıyormuş, sağlam çalışıyormuş. Neyse, olduğu kadar diyorum. Ve bu Gundi'yi de arkadaşlar tokatlamış oluyoruz. Hadi geçmiş olsun bakalım. Artık bundan sonraki bölümlere bakacağız inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.